Selam. Osmanlı kültüründe en derinlemesine uğraşılan noktalardan bir tanesi de yemek. Bugün sana Asitane'de Osmanlı mutfağını anlatacağız. Bize göre dünyanın en başarılı mutfaklarından biri Osmanlı mutfağı. Asitane'de Osmanlı mutfağını en iyi şekilde sergileyen yerlerin en önde gelenlerinden. O kadar ki Anthony Bourdain bile gelmiş. Daha ne olsun? İyi seyirler. Hatta afiyet olsun. Şu mutfağın güzelliğini anlatmak için Mehmet Bey'le birlikteyiz. Mehmet'im nasılsın? Evet, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Sağ olasın. Teşekkürler. Keyfimiz çok yerinde. Gel bir bakalım neler var şimdi bizim insanlara paylaşacağımız ve anlatacağımız. Peki. Başlangıç olarak badem çorbamızdan başlayalım. Bu bir badem çorbasıdır. Badem çorbası efendim. Bakın işte ağzında ise çiğ badem. Bu bir güzelce mikser içerisinde çekiliyor efendim. İçerisinde bir miktar et stoğu koyuyor. Daha sonrasında içerisinde üstünde nar var galiba. Nar tanesi dökülüp üzerine nar tanem diyor. Nur tanem, bir tanem diyor. Evet, nar tanesi dökülüp üzerine muskatı denildikten sonra sebze çıkıyor. Badem çorbamız. Sonra biz bunları mı yemekle mükellefiz? Evet. Asitane mutfaklarımız sağ baştan başlarsa dövme yer tarafımız içerisinde. Tövbe de öyle denmez, öyle denmez. Dövme salata. Dövme yer tarafı olarak aslında hiç bozmadan ben size telaffuz edeyim. İçerisinde antep fıstığımız, salatalarımız, yoğurdumuz, taze soğanımız bulunmaktadır. Evet efendim. Hemen diğeri ise babamız efendim. Evet. Bakladan yapılan olan diğer soğuk zeytinyağımız. Hemen bir diğeri efendim lor peynizi salatası. İçerisinde lor peynizi efendim taze soğanı, kuru soğanı, yeşil biberi ve içerisinde kimyonu ve karabiberi bulunmaktadır. Diğeri ise kuş üzümlü nohut ezmesi. Asıl isimde humus. Humus. Humus olarak geçiyor. Sonra bu tarafa mı geçmemiz evet efendim. Yine sağ taraftan başlayarak ben size tarif edeyim. En sağdaki efendim kestaneli lahana sararız. Of, efsane. Güzelmiş, lezzetli. Bu arada şunu da hatırlatalım. Biz şu anda artık yaz sezonunun yemekleriyle ilgili konuşur haldeyiz değil mi? Evet efendim. Öğretim ben size. Devam. Hemen yanındaki gerdaniye efendim. Gerdaniye. Evet, kuzunun hem gerdan kısmından hem beyin kısmından yapılan üstünde mürdümeri sosunun bulunduğu bir soğuk zeytinyağı. Şahane. Şu ana dek bahsettiğin sözcükler arasında meyvelerden hani badem ve pek çok şeyle birlikte bayağı bir bayağı bir meyve sebze çıkacak karşımıza galiba. Osmanlı saray mutfağı içerisinde bu yemişler, meyveler çok yoğun bir şekilde kullanmıştır. Bunlar bir diğer tabirle afrodizyak diyebileceğimiz yemekler. Bak ne diyor, afrodizyak, yani nasıl adamın gözleri olur. Ama biz şu anda hani sakin sakin devam ediyoruz. Bu ne? Hemen yanındaki karidesli kalamar dolması. Karidesli kalamar. Şahane, evet. Şahane. Ve hemen yan taraftan başlarsak. Kırmızı soğanımız. Evet. Üzerindeki sos, nar ekşisi ve balın aromalanmasıyla oluşan, içerisinde zeytinyağının bulunduğu bir sos çeşidiniz. Allah'ım ya, bizim Osmanlı İmparatorluğu'na bak, yani ne var ne yok alayını bir araya getirir, nefis lezzetler oluşturur. Bu arada Engin Bey'i tebrik etmemiz gerekiyor araştırmalarından ötürü, değil mi? Kesinlikle, böyle bir mutfağı kazandırdığı için. Ciğer köftemiz efendim, kuzu ciğeri ve dana ciğeri yarı yarı oranda kullandım. İçerisinde daha sonrasında kuzunun ciğerini küp şeklinde bırakıyoruz ki insanların yedikleri zaman ciğerini tadını tam olarak anlayabilmeleri için tarçınlı karanfili bulunmakta içerisinde kimyonu. Hemen ortadaki büyük tabağımız ise ıspanaklı piruhimiz. Ispanaklı piruhi. Evet. Nedir piruhi? El açması yufka. Yufka içerisinde beyaz peynirimiz, ezine beyaz peyniri, lor peyniri, ıspanağı ve çok az bir miktarda da üstünde ceviz görüyorum. Evet efendim. Haşlanıyor. Haşlandıktan sonra üzerinde tereyağı içerisinde sotelenmiş cevizi. Güzel. Ben şimdi bunu içiyorum durduk yerde ama bu içilir mi? Tabii ki. Başta mı içilenmiş? Bu nedir? Ne yapıyoruz burada? Şerbetlerimiz efendim günümüzde sorbe olarak geçiyor. Bunların yemekler arasında tadı sorbe değiştirilmesi doğru veriyor. Tabii ki Osmanlı dönemi içerisinde ise bu ne? Sofranın vazgeçilmezlerinden nar çiçeği şurubu. Üş. Nar çiçeğinden yapılmış şurup mu? Nar çiçeğinden yapıyor efendim. Bu ne? Diğeri ise demir hindi şurubu. Demir hindi. Bunun demir. Başka bir ismi daha var. Demi bulundu. Of, bu da nefis bir lezzetmiş yalnız ya. Oo, ne yani, kadar güzel. Sadece tek ismi demir hindi olarak geçiyor. Bu ne? Onlar da yine aynı şey. Yine aynı şeyden bahsediyoruz. Nar çiçeği şurubumuzda. Arkadaşlar, lezzetlere inanamazsınız. Yani nasıl güzel lezzetler olduğunu ancak hani içerseniz ve yerseniz fark edebilirsiniz.
Hakkari'deyiz. Devam ediyoruz. Asitane restoranda mükemmel lezzetlere bakmaya devam ediyoruz. Bir bu ne? Ara sıcağımız. Ama işimiz Beyza ve Cihet Börek'i makyam. Şimdi sen bunu söylersen ben o zaman çok ciddi anlamda ne derim? Çünkü ne bu? Nasıl yaparım? İçerisinde tavuklu ve yumurtalı böreğimiz. Her ikisinde de mi? Her ikisinde de. Tavuk ve yumurta bulunmakta. Yine roka ve nar taneleri. Nar tanesi çok sık kullanılıyor anladığım kadarıyla. Yani çok da güzel bir lezzet. Hem sağlık açısından da. Doğru. Hem de yine daha meyhoş bir tadı. Sonra ne yapmalıyız? Hemen ana yemeklerimize geçelim. Ortadaki büyük şov bildiğimiz içerisinde pekmezli ayva dolması. Pekmezli ayva dolması. Evet, oh. Ayva çoğunluktan sonra haşlanıyor. Haşlanmış olan kısmı içerisinde. Bir tencere içerisinde hazırlanmış olan %60 oranında zıhta çekilmiş kuzu eti, %40 oranında dana eti, kuş üzümü, fıstığı, oranlara bademi, dikkat. Kuş üzümü, fıstığı, bademi, pirinci ve tane karabiber dünyası hazırlanıp tekrar ayva içerisine yerleştirdikten sonra bir tencere içerisine alınıp üzerine kapağı kapatılıp kendi suyu içerisinde buharıyla birlikte pişirilip yanında pekmezli servisiyle. Bu efsane yalnız, bunu bayağı bir anlattın. Bu gerçekten çok ciddi bir şey. Bir tanesi. Sağda ve solda iki tane pilav türü bir şey var. Görüyoruz, evet, değil mi? Bunlar ana yemeklerin yanında eşlik edilen pilavlarımız. Hemen sağdaki daneyi sarı, yani safranlı pilavımız. İçerisinde gül suyu. Gül suyu var içinde. Gül suyu yerken çok rahat bir şekilde algılayacaksınız. Limon suyu vardır içerisinde bir miktar. Hemen göstermiş olduğunuz işte daneyi yeşil. Yani? Dane yeşil ıspanaklı pilavımız. Haa çok güzel. Ispanağın çok suyundan güzel ve kendisinden bir miktar konularak yapılan pilav çeşidimiz. Bu ise mutancanamız. Yani bu bir tür aşurenin bir tür bir şeyi olmuş hali gibi görünüyor. Bitimler karışım edeyim ben size. Güveçte kuzu eti, içerisinde bal, badem, kayısı, kuru üzüm, arpacık, soğanı. Tereyağında sotelenmiş inciriyle birlikte servis yapılan hafiften tatlımsa ama bir o kadar da lezzetli. Arkadaşlar, şu anda dek duyduğum sözcükler arasında yaklaşık olarak bir 40-45 tane ayrı üründen bahseder hale geldik galiba, değil mi? Aynen öyle. Bu, şimdi Seçkin'in bizim için özel olarak bahsettiği ve söylediği kardeşimiz. Bu şimdi balık gibi görünüyor ya, değil. Çünkü bunun aslında içinde... Uskumru dolmamız iç kısmı içerisinde kuş üzümü, çam fıstığı, karabiberi... kimyonu yeni baharı bulunmakta. Yalnız bunun yapılış aşaması da biraz farklıdır tabii. Evet, ondan bahsetmek gerekiyor. Çünkü aslında şu anda hani bu bir balık gibi görünüyor, değil mi? Oysa ki bunun dış unsurları hiçbir şekilde yok olmadan içine, değil mi? Evet, kesinlikle o şekilde. Sırt kısmı içerisinde boyun kısmından başlanıyor temizlenmeye. Daha sonrasında kuyruk kısmı içerisinde tabii ki bunun bir adı masaj neydi? Ya masaj yapılıyor, evet. Masaj evet. Yapılarak o iç kısmındaki kılçık kısmı ön taraftaki boyun kısmından çekilip alınıyor. Ya bu arka müthiş bir şey ya. Bu bildiğin ameliyat gibi yani. Evet, değil mi? Aynen o şekilde. Dediğim gibi neydi adı? Unutma beni, değil unutma mi? Unutma beni, evet. Çünkü dur bunu da ben söylemek istiyorum hatırladığım kadarıyla. Şimdi eski Osmanlı'da bayram öncesinde yani Ramazan'ı bitir, bakalım doğru söyleyebilecek miyim? Ramazan'ı bitirdikten hemen bitirmeye yakınken bu insanlara servis edilirmiş, evet, mahallede, değil mi? Evet. Yani beni unutma, bak şimdi balık var burada, yani hani nedir o günleri hatırla diye, değil mi? Evet, aynen öyle. Muhteşem. Uskumru'dan yapılıyor. Evet, uskumru. Herhalde başka balıkları da deneyebilirsin bir yandan. Tabii ki. Değil mi? Pulsuz olması gerekiyor. Pulsuz olması gerekiyor. Ha, evet. Bak, fark burada. Peki. Ana yemeklerin sonlarına doğru geliyoruz galiba. O da tabii şu anda bu masada duran. Bu da evet, yufkada, bu nedir? Yufkada kuzu inciğimiz. Kıtır yufka. Yufkayı bu şekilde kendimiz getiriyoruz. Yufka bir güzelce yağlanıyor. Küçük bir kase etrafında kesildikten sonra yoğurt kasesi şeklinde benzer bir kase içerisinde kap şeklinde döşenip fırına atılıp pişirilip çıkartılıyor. Bu şekilde geliyor. Daha sonra iç kısmı içerisinde ıspanağımız. Ve bir tencere içerisinde daha doğrusu yarım saat bir süreç içerisinde fırında pişirilmiş olan kuzu inciğimiz daha sonra bir tencere içerisine alıp efsane yaprağıyla birlikte içerisinde tane karabiberiyle ve çeşitli baharatlarla pişirildikten sonra bu şekilde servise çıkartıyoruz. Ve en son tatlılara geldiğimizde ise burada ne var? Evet, o şekilde badem elması. Badem elması, o. Levizine, biz asıl ismi olarak levizine. Hı-hı. Hemen levizine, yani Arapça levizine, bilsin. Levizine, Arapçadan gelmedir. Diğeri ise helatiye.
Ne yapıyor? Helatiye. Helatiye, sakızlı yani, su muhallebisi. Of, göz suyundan yapılmakta. İçerisinde mevsim meyvesi olarak şu an için nar taneleri bulunmakta. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi Osmanlı mutfağının sadece %1'ine bile yakın olmayan bir yerini, değil mi? Evet, o civarlarda size anlatmaya çalıştım.